Herkese merhaba değerli izleyenler. Ankara gündemiyle karşınızdayım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül istifa etti ve yerine bir gece yarısı Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandı. Peki perde arkasında neler var, neler olabilir? Abdülhamit Gül neden istifa etti, neden Bekir Bozdağ seçildi böylesine bir dönemde? Bütün bunları kısa başlıklar halinde sizlere özetlemeye, analiz etmeye çalışacağım. Öncelikle konunun asıl kaynağına bakalım. Yani Abdülhamit Gül neden istifa etti ve Bekir Bozdağ neden geldi? Bunlardan ilki Bekir Bozdağ'ın daha şahin olması Abdülhamit Gül'den. Son dönemde ortaya çıkan tabloya baktığımızda Erdoğan'ın artık köşeye sıkıştığı, düşen oylarını telafi edemediği bir ortamla karşı karşıyayız. Yani siyasi bir belirsizlik var ve bu belirsizlik Erdoğan aleyhine büyümeye devam ediyor. Erdoğan gibi tek adam yönetimlerinin bu tür sıkışmışlıklardan kurtulmasının tek çaresi var. O da defanstan atağa çıkmak. Halihazırda Erdoğan kısa bir süre defansta kaldı. Özellikle TÜGVA meselesinden sonra ve ardından da şu sıralarda tekrar atağa geçti diyebiliriz. Özellikle İstanbul'daki kar meselesiyle birlikte. Dolayısıyla Erdoğan'ın artık daha sert, çok daha sert bir politika izlemeye başladığını görebiliriz ortaya çıkan tabloda ve Abdülhamit Gül biraz daha güvercin kanadında yer alıyordu iktidarın. Onun yerine Bekir Bozdağ'ın seçilmesi bundan sonraki süreçte yargıda da çok şahin kararların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor ki Erdoğan'ın bu tür kararlara çok ihtiyacı var. Çünkü seçime gidiyor ülke ve Erdoğan için artık hayat memat meselesi durumunda. Dolayısıyla birinci sebep bu. Erdoğan'ın Bekir Bozdağ'ı seçmesinin asıl sebeplerinden birisi bu. İkincisi de Abdülhamit Gül ile ilgili. Özellikle iktidarın şahin kanadında diyeyim yine bir rahatsızlık söz konusuydu. Özellikle Abdülhamit Gül'ün FETÖ davalarının tırnak içerisinde tam istenen performansı gösterememesi, işte yargıdan çıkan kararların Erdoğan'a tatmin etmemesi ve bununla ilintili bazı gelişmeler vardı. Bir gevşeme olduğu söz konusuydu. Bununla ilgili şikayetler vardı. Hatta bir grup toplandı biliyorsunuz. Erdoğan'a sunum yapmaya gittiler işte o Pelikancılar ekibi. Ve ondan sonra da Erdoğan'ın işi biraz daha vitesi yükseltme gibi bir tavrı ortaya çıktı. Bu da işin içinde var. Tabii ki birkaç daha örnek vereceğim size. Erdoğan'ın canını acıtan yargıdan çıkan kararlar var ve bu kararlar Süleyman Soylu üzerinden de gerçi Abdülhamit Gül'e baskı vardı ama özellikle yargıdan çıkan bu aleyhte kararlar Erdoğan'ı çok sinirlendirdi. İlki TÜGVA meselesi. Büyükada iskelesinden TÜGVA çıkarıldı biliyorsunuz. Mahkeme kararıyla çıkarıldı. Yani şimdi diyeceksiniz ki mahkeme kararı evet olabilir ama olamaz. Çünkü işin ucunda Erdoğan var. İşin ucunda Erdoğan oğlu Bilal Erdoğan var. Böylesine bir tek adam yönetiminde Erdoğan'ın ya da onun yakınının işte uzaktan işte akrabasının dadısının aleyhine bile bir karar çıkması, aleyhte bir karar çıkması neredeyse imkansız değerli izleyenler. Dolayısıyla bu karar özellikle muhalefetin iktidar aleyhine harekete geçmesi için, işte Türkiye'de yaşanan torpil skandallarının işte gündeme getirilmesi için önemli ataklardan, önemli zıplama noktalarından birisiydi. Dolayısıyla Erdoğan bu karara çok sinirlendi ve Abdülhamit Gül üzerinde bir baskı oluştu. Bu kararı neden engellemediği yönünde. Özür dilerim. Hatta geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili bir itiraz yapılmıştı üst mahkemeye ve üst mahkemede TÜGVA'nın itirazını reddetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kez daha haklı çıktı. TÜGVA meselesinden sonra Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasında son dönemde ortaya çıkan ve artık kameraların önüne kadar yansıyan, ekranlara kadar yansıyan tartışmaya gelelim. Süleyman Soylu çok sert bir yönetici. Hatta yeri geldiği zaman özellikle muhalefet aleyhine ortaya çıkan durumlarda, işte operasyonlarda yargıyı askıya alabilecek kadar sert tavır ortaya koyan, politik ortaya koyabilen bir İçişleri Bakanı. Hatta hatırlayacaksınız muhtarlara yaptığı bir konuşmada Süleyman Soylu aynen şunu söylemiş. İşte bazı yerlerde işte terk edilmiş evlerde uyuşturucu içildiği ifade ediliyor. Muhtarlarımız diyor ki işte mahkeme kararı olmadan yıkamıyoruz. Süleyman Soylu da bunu şöyle ifade etti. Siz yıkın kardeşim. Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin dedi. Şimdi bu tamamen Abdülhamit Gül'ün altından halının çekilmesi anlamına geliyordu siyasi olarak. Abdülhamit Gül de Süleyman Soylu'nun bu açıklamasına karşılık hemen çıktı kameraların karşısına. Hukuk devletlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle yargının
kararlarının hakim olduğunu ifade etti ve Süleyman Soylu'ya karşı bayrak açmış oldu ve ikili arasındaki gerginlik bu şekilde ortaya çıktı. Tabii ki Erdoğan bu noktada Abdülhamit Gül'den tarafa oyunu kullanamadı. Çünkü Abdülhamit Gül'le ilgili rahatsızlıklar vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Devlet Bahçeli tarafından desteklendiği de ortada. Dolayısıyla Erdoğan'ın Süleyman Soylu'yu ezmesi aslında Devlet Bahçeli'den vazgeçmesi anlamına geliyordu. Dolayısıyla böylesine karmaşık bir siyasi ilişkiler ortamında Erdoğan'ın Süleyman Soylu'dan yana tavır koyduğu ortaya çıkmış oldu ve iki taraf arasında gerginlik de bu şekilde Abdülhamit Gül'ün istifasına kadar geldi. Şimdi bir diğer mesele de Sedat Peker meselesi. Sedat Peker meselesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedefte ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün gerektiği hızda ve sertlikte tepki gösteremediğini düşünüyordu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ve bununla ilgili de tepkilerini ortaya koymaya başlamıştı ki ekranlara yansıyan gerilimlerden birisinin sebebi de buydu. Şimdi bir diğer mesele de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen tazminat kararları, işte cemaate yönelik yapılan operasyonlar, işte tutuklama kararları, gözaltılar, bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ortaya konulan kararlar, deliller, bütün bunlara baktı ve özellikle dosyaların birçoğunda sivilleri ilgilendiren dosyaların tamamına yakınında İnsan haklarının ihlaline karar verdi ve Türkiye'yi tazminat cezasına mahkum etmeye başladı. Ard arda gelmeye başladı. Hatta bununla ilgili Erdoğan'la geçtiğimiz haftalarda Abdülhamit Gül'e bir fırça atmıştı ve bu da gazetelere yansımıştı. Ne olmuştu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Adalet Bakanlığı yetkilileri bir araya gelmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle 4500 hakim ve savcıyı meslekten ihraç ettiniz. Devlet kamu gücünü kullanan kişilere ait güven zafiyeti yaşarsa bu tasarrufta bulunabilir. Ancak ihraçlar sonrası dosyasına hiçbir aleyhte delil konulmayan yaklaşık 800 hakim ve savcı tespit ettik. Bunlarla ilgili ilerleyen günlerde tazminatları sizlere göndermeye başlayacağız dedi. Abdülhamit Gül de bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararını aldı, Erdoğan'a götürdü ve Erdoğan'ın hiç beklemediği bir tepki aldı ve Erdoğan şöyle dedi: kardeşim, adamlar haklı, eğer delil yoksa neden tutukladınız, neden cezaevine attınız, neden ihraç ettiniz dedi. Şimdi bütün bunların sonucunda ne oldu? Abdülhamit Gül artık üzerinde kurulan baskıya dayanamadı. Hem Erdoğan tarafından hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir baskı söz konusuydu. İşte bütün bu baskılara dayanamadı. Bunun sonucunda da tabii ki ulusalcıların da Kemalistlerin de bu noktada bazı baskıları söz konusuydu. Özellikle FETÖ tırnak içerisinde, FETÖ davalarında, işte cemaat davalarında ortaya çıkan tabloda birçok kişi neredeyse tutuklananların, işte ceza alanların tamamına yakını cezaevi süreçlerini tamamladı, yasal süreçlerini tamamladı ve tahliye edildiler. Bu tabii ki iktidarın ortağı olan, kapalı ortağı olan, gerçi açık ortağı ama bu ortağı olan ulusalcılar ve ileri, daha doğrusu sert Kemalistleri kızdırmaya başlamıştı. İşte ne oldu, operasyonlar durdu mu vesaire diyorlardı. Bu da Abdülhamit Gül üzerinde baskı oluşturuyordu. Dolayısıyla Abdülhamit Gül artık dayanamadı ortaya çıkan tabloya ve istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine Bekir Bozdağ getirdi Erdoğan. Dediğim gibi Bekir Bozdağ çok daha sert, çok daha şahin birisi. Çok radikal kararlar alabilir. Muhalefet özellikle CHP ile kavga etmesiyle ve CHP'yi susturmasıyla mecliste bilinir. Gerçekten hukukun arka kapılarını çok iyi biliyor, yasaları çok iyi biliyor. Tam hakim meseleye. Dolayısıyla mecliste Adalet Bakanlığı konusunda muhalefeti çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Şimdi gelelim.